İyi akşamlar değerli Sonsuz TV izleyicileri. 14 Haziran 2021 Batman gündemiyle karşınızdayız. Vakaların azalmaya doğru gitmesi, normalleşme süreci ve aşırı sıcakların etkisi derken Batman'da vatandaşların kalabalık alanlarda maskesiz gezmesi salgında geriye dönüşe dair endişe yaratıyor. Hüdapar, Batman İl Başkanı Davut Şahin ve yönetimi Saadet Partisi İl Başkanı Mustafa Yıldız'ı ziyaret etti. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun Batman'ın ev sahipliğinde düzenlediği bölgesel lig grup müsabakalarında 1955 Batman Belediyespor erkek voleybol takımı şampiyon olarak 2. lige yükseldi. Batman'ın Gerçuş ilçesinde bir kişi akrep sokması sonucu yaralandı. Beşiri Oğuz Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan yaralı Şahin, Batman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Bir GSM operatörünün baz istasyonundan akü çalındı. Kurumun iki personeli tutuklandı. Deva Partisi Batman İl Başkanı Avukat Melik Müşteci, Türkiye'de vatandaşların ilk gündeminin geçim derdi, işsizlik ve hayat pahalılığı olduğunu söyledi. Batman'da Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı. Türkiye Emekliler Derneği Esse Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile %30 indirim sözleşmesi imzaladı. Bir Kalp Bin Umut platformu yetim çocuklar için yemek ve eğlence etkinliği düzenledi. Batman Belediyesi kentte zaman zaman meydana gelen su kesintilerine ilişkin açıklama yaparken içme suyu şebekesinin bakım ve onarımını 300 personel ve 83 iş makinesiyle yapıyoruz. Kısa bir süre sonra tamamlayacağımız 20 bin metreküplük su deposu ile şehirdeki mevcut su deposu kapasitesini iki katına çıkaracağız dedi. Pandemi süresince online müzik etkinlikleri düzenleyen Batman Belediyesi bu kez de Türk Halk Müziği Korosu konseri ile canlı yayında olacak. Konser yarın saat 20'de belediyenin YouTube ve Instagram sayfasından canlı olarak yayınlanacak. HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, Batman'ın Hasankeyf ilçesinde atık suların arıtılmadan baraj güretine akıtıldığı yönündeki iddiaları Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye soru önergesi olarak yöneltti. Anka Tıp Merkezi basın kavşağında 10 katlı binasında hizmet vermeye başladı. Hasta kabulüne başlayan Anka, şehir içi ve şehir dışından alanında başarılı doktorlarla anlaşma yapıyor. Vali Hulusi Şahin, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 182. yıl dönümüne ilişkin yazılı mesaj yayımlarken, Jandarma Teşkilatı iyi eğitimli, disiplinli, çağın gerektirdiği her türlü donanıma sahip uzman personeliyle başarılı operasyonlara imza atarken suça ve suçluya göz açtırmıyor dedi. Bugünlük aktaracaklarımız bu kadar. İyi akşamlar.